Herkese esenlikler diliyorum. Bu videomda Hazreti Peygamber'in çok eşliliği konusunu ele alacağım. Zira çok eşlilikle ilgili lehte ve aleyhte birçok telakki veya birçok iddia dile getirilmiştir. Bunların ne olduğunu ya da olmadığını gözler önüne sermeye çalışacağım. Hatırlarsanız bundan önce Hazreti Peygamber'in evlendiği kadınlar veya eşleriyle ilgili tek tek video yaptım. Ve önce bu eşlerle ilgili bilinmesi gereken temel konuları ele aldım. Artık bundan sonra çok eşliliğiyle ilgili veya diğer detaylarla ilgili de yeri gelirse yine videolar çekip bu konuyu bütün boyutuyla gözler önüne sermeye çalışacağım. Daha önceki videolarımda da gördüğünüz üzere genelde Hazreti Peygamber'in 10 tane kadınla evlendiği, bazı rivayetlerde 9 veya 12 kadınla evlendiği gibi iddialar vardır. Yalnız ana hatlarıyla da sunduğum üzere Hazreti Peygamber'in 13 kadınla evlendiğini tespit ediyoruz, görüyoruz. Bu çok net, yani bunu hiç tartışmaya gerek yok. Sayının farklı çıkmasının sebeplerinden birisi Reyhane ile Mariye'nin eş değil de normal cariye olduğu yönündeki iddialardır. Bu itibarla da bu yönüyle sayılarda bir takım değişiklikler vardır. Nitekim de öldüğü zaman aslında geride 10 tane eşi olduğu halde Mariye cariye statüsünde gözüktüğü için 9 eşi vardır denmiştir. Sonuç itibarıyla Hazreti Peygamber 13 kadınla evlenmiştir ve ben cariyeler olarak nitelenen eşlerinin de aslında eş olduklarını söylüyorum. Ki cariye değiller de statülerine baktığınız zaman. Resulullah'ın hayatındayken 13 eş kadınla evlenmiş ama hayatındayken 3 eşinin öldüğünü görüyoruz. Bir başta zaten Hazreti Hatice validemiz ölüyor. Ondan sonra Sevde ile evleniyor. Sonra Medine'ye geliyor ve Sevde'nin yanına Ayşe'yi alıyor. Ayşe ile birlikte çok eşli hayata geçiyor. Ondan sonra eşleri devam ediyor. Bu arada tabii evlendiği kadınlardan Medine'de Zeynep binti Huzeyme ölüyor. Sonra Reyhane ölüyor. Bu itibarla da 13 eşiyle 13 kadınla evlenmiş, 13 eşi olmuş ama hepsiyle bir arada olduğu zaman 10 tane eşi vardır. Yani vefat ettiği zaman 10 eşi bulunuyordu. Bunu bir kez daha belirteyim. 9 eş iddiası Mariye'nin cariye statüsünde gözükmesinden kaynaklıdır. Bunu da belki ileride açarım ama zannediyorum da Mariye ile ilgili rivayetlerde veya videoda ana çerçeveyi sunmuştum. Bu itibarla bir kere bunu belirtelim. Şimdi 13 kadın deyince tabii hemen eleştiriler başlıyor. Nitekim benim videoların altına da gördüm bir takım böyle vay be falan çirkin de eleştiriler vardır. Ben insanların düşüncesine saygı duyarım ama yani bir kere kültürü, örfü bilmeden veya bu evliliklerin ne olduğunu bilmeden böyle sokak ağzıyla konuşanları da hiç dikkate almıyorum. Çoğunu da silip atıyorum zaten. Çünkü karın gurultusuyla konuşuyorlar. Size başka bir şey daha söyleyeyim. Yer yer buna da değiniliyor. Bu konularla ilgili de videolar çekeceğim. Bugün sadece çok eşlilikte leh ve aleyhteki iddialara değineceğim. Bunun yanında ayrıca bir de mesela biz 13 eş, 10 veya 13 eş biliyoruz ama benim tespitlerime göre ki burada kesin yani bütün verileri değerlendirdiğimiz zaman 13 eş kesin. Ama öyle iddialar var ki kaynaklarda yer yerde bunlara rastlarsınız. 35 şey kadar kadınla evlendiği, hatta evlenmek isteyip evlenemediği kadınlarla bunların sayısını 45 olduğu, 45 civarında ben tespit etmiştim ama size şunu söyleyeyim. Eğer biraz daha detaylı bir araştırma yapacak olsanız bu sayıyı 50-60'a kadar da götürebilirsiniz. Yani bu kadar kadınla ya evlenmiş bir kısmıyla, çoğuyla evlenmiş, bir kısmıyla kısa süreli evlenip boşanmış, bir kısmıyla da evlenmek girişimi olmuş ama evlenmemiş gibi detaylar da vardır. Ki nitekim de bazı isimleri duyan insanlar videoların altına soru soruyorlar ama bunları ayrı bir başlık altında ele alacağım. Bu itibarla da şu kadar söyleyeyim bu videoda. Evet, Hazreti Peygamber'in 13 eşiyle evlendiği kesindir ama eğer rivayetleri ele alırsanız, bunun altını çizeyim, eğer rivayetleri ele alırsanız sayıyı 45'e kadar da çıkarabilirsiniz. Hatta 30-35'ten fazla fiili evlilik hayatı olduğu kadınlar vardır. Bunu da belirteyim ama bunların detaylarını ileride ayrı bir video olarak ele alacağım. Niçin bu kadar fazla sayının çıktığını da o videoda gözler önüne sermeye çalışacağım. Şimdi dönersek asıl konumuza, niçin çok kadınla evlendi? Bu konuyla ilgili soruya baktığımız zaman iki temel yaklaşım vardır. Bir, savunmacı anlayışla çok evlilik savunulmuş. Bir yandan da yine bu çok eşlilik meselesi eleştiriye tabi tutulmuştur. Bir peygamber nasıl olur da bu kadar kadınla evlenir?
Hani o ahlak timsaliydi. Yani bunun neresi örneklik falan diye onlar da bu şekilde eleştirirler. Ben şimdi bu lehte ve aleyhte olan eleştirileri ana başlıklar altında ele alıp bunların dayandığı temeli gözler önüne sermeye çalışacağım. Önce savunmacı anlayıştan gidersek mesela kimi yorumlarda bunları anlatınca da güleceksiniz biliyorum ama yani bu geleneksel ne diyelim ona Müslüman bilinci, dindar zihin, kafa çok ilginçtir. Birileri bir iddia ortaya atar. Eğer klasik kaynaklarda yoksa anonim bir bilgi haline gelir bazen bu iddialar ve bunlar üzerinden havanda su dövülür. Güya işte bir gerekçe sunulur. Mesela efendim Hazreti Aişe aslında 9 yaşında değilmiş de 18 yaşındaymış ama Araplar buluğdan sonraki efendim yaşı esas alıyorlarmış. Aslında baktığınız zaman gayet de sığınılabilecek güzel bir liman ama hiç alakası yok. Hiç kesinlikle böyle bir kaynakla da böyle bir bilgi geçmez. Bunu birisi ortaya atmış, sıkışmış bir şey bulamayınca. Nitekim de Aişe ile ilgili videoda onu izah etmiştim size. Burada da şimdi savunmacı reaksiyonla dile getirilen gerekçelerden birisi. Efendim kadınlara İslam'ı anlatmak için güya peygamberimiz çok eşle evlenmişmiş. Yani kadınlara da İslam'ı anlatıyormuş. Yani bunun bir dini gerekçesinin olduğunu iddia etmektedirler ve bununla güya insanları inandırmaya çalışmışlar. Kesinlikle doğru değil. Bir kere başta şunu belirteyim. Hazreti Peygamber'in evliliklerini şayet dini sahiplerle ele alırsanız ve buradan bir örneklik çıkarmaya çalışırsanız hiç kimseye izah edemezsiniz. Bizim kültürümüz buna uygun bir kültür değil. Bu itibarla da Resulullah'ın evlilikleri veya Hazreti Muhammed'in evlilikleri bütünüyle örfle alakalı bir mevzudur. Din burada sadece hukuki boyutuna karışır. Onun ötesinde eş sayısıyla hiç ilgilenmemiştir. Bunu da belirteyim. Her ne kadar 4 eş falan diyorlarsa da o işin aslında böyle tırnak içerisinde bir ifade kullanayım da Hovar'da Müslümanların kendilerine kapı araladığı bir şeydir. Din sayıyla ilgilenmez. Bunu belirteyim. O Nisa suresindeki ayette de sayıdan bahsetmiyor. Yani 4 ile sınırlamıyor. Böyle bir şey de yok. Yani benim ölçülerime göre yani benim ayetten çıkardığım veya Kur'an'ın bütününden çıkardığım aslında tek eş ama örfte olduğu zaman din buna 4-5 de olsa bunun önünde bir engel koymamıştı. Önünde bir engel yoktu. Bunu bir kere belirtelim. Bu bir tarafta dursun ayrı bir tartışma konusu. Fakat güya peygamberimiz kadınlara da din anlatsın diye çok kadınla evlenmişmiş. Peki o zaman şöyle soralım. Hazreti Peygamber en çok Mekke döneminde tebliğde bulundu. Mekke döneminde de kadınlar vardı. Niçin Mekke döneminde tek eşliydi? Madem kadınlara da din anlatacakmış. Ne diyeceksiniz? Bakınız işte geleneksel böyle telakkilerle dile getirilen reaksiyonlar ne derece içi boş aslında. Bir tane tersten soru soruyorsunuz bütün sistem çökebiliyor icabında. Peki başka bir şey söyleyeyim size. Bu savı ileri sürenler bana bir tane eşten örnek versinler ki gitti de kadınlara şey yapıyordu, işte İslam anlatıyordu. Hemen Hazreti Ayşe'yi öne sürebilirler. Hazreti Ayşe peygamberimizin vefatından sonra zekidir biliyorsunuz. Ve Resulullah'a ileri geri birçok insan bir takım sözler isnat edip de kendine bir paya çıkarmaya çalışınca Hazreti Ayşe dur demiştir. Bu anlamda önemli bir bariyerdir ve hakikaten de öğretmenlik yapmıştır. Ama Resulullah'tan sonradır. Yani peygamber zamanında tebliğ faaliyetlerinde bulunmamışlardır. Üstelik de kadınlar en mahrem konularını bile gelip Hazreti Peygamber'le çok rahatlıkla konuşuyorlardı. Kimi kandırıyorsunuz siz? Bu itibarla da yani kime tebliğ faaliyetinde bulunmuş deseniz tamamen içi boş bir iddiadır. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Kaldı ki zaten Medine'de insanlar Hazreti Peygamber'e zaten inanmışlar. Medine'de belki bireysel inanmayanlar vardır ama onlar da zaten çoğunluğun sesine uymuştur. Ses çıkaramamıştır. Kimi kandırıyorsunuz? Dolayısıyla da efendim işte tebliğ faaliyetinde bulunsun kadınlara diye o yüzden evlenmiş hikayesi tamamen içi boştur. Sadece avuntudur. Bunu belirtmiş olayım. Diğer yandan en çok dile getirilen bir başka gerekçe efendim Hazreti Peygamber himaye evliliği yapmıştır. Asla inandırıcı değildir. Bunu belirteyim. Himaye evliliği birkaç tanesi bu gruba girebilir ama söyleyin bana Allah aşkına Hazreti Ayşe'nin himayeye ihtiyacı mı vardı? Veya Ömer'in kızı Hafsa'nın himayeye ihtiyacı mı vardı? Kimden bahsediyorsunuz siz? Ne alakası, ne alaka himaye? Kesinlikle yani bütün evliliklerini getirip de böyle himaye ile kurtarmaya çalışmayın.
Üstelik de yani mesela illa evlenmek de gerekiyor. Himaye etmekse kadınların iaşesini, ibadesini de sağlayabilir veya onlara yardım edip bu şekilde de himaye edebilir. Dolayısıyla da bu himaye iddiası sadece avuntudan başka bir şey değildir. Ha, bazı evlilikleri himayeye girer, birazdan açıklayacağım ama mesela Ebu Bekir'in kızı ve Ömer'in kızıyla evliliklerde daha çok akrabalık kurmak ve aynı zamanda siyasi yönü olan ön plana çıkan evliliktir. Ve Hazreti Peygamber'in evliliklerinde en çok öne çıkan da bu geleneksel yorumlarda da dile getirilir, siyasi evliliklerdir. Bunu belirtmiş olayım. Mesela Ömer'in kızıyla evlilik aslında şeydir, Araplar dul kalan kadını şey yapmazlar, ortada bırakmazlar. Çünkü hemen dedikoduya neden olur. Yani velisi, babası onu evlendirir. Ömer de işte kızını önce Ebu Bekir'e sonra Osman'a teklif ediyor. İkisi de kabul etmeyince Hazreti Peygamber evleniyor. Burada akrabalık ilişkileri, zaten dostluklar güçleniyor. Yani bu bağlamdaki bir evliliktir. Daha ötesini tartışmanın bir anlamı yoktur. Diğer yandan bakınız, bu ilk Sevde'den sonraki iki evlilik böyle hiç alakası yok. Mesela Sevde himaye için evlenmiştir diyemezsiniz. Hazreti Peygamber aslında bekar kaldığı için Havle Peygamberimizi evlenmeyi öneriyor. İşte o nedenle Sevde ile evlilik yolu açılıyor. Bakınız, bu evlilikler böyle. Eğer bir Resulullah'ın evlilikleri hakkında bir takım gerekçe ileri sürüyorsak, bu evliliklerin çoğunun aslında siyasi evlilik olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla da geleneksel yorumlarda da dile getirildiği üzere en önemli kriterlerden birisi bu siyasi evliliklerdir. Mesela Ümmü Habibe böyledir. Zeynep binti Huzeyme biraz himayeye giren bir niteliği vardır. Ümmü Seleme biraz himayeye giren niteliği vardır. Bunun ötesinde mesela Ümmü Habibe, Ebu Sufyan'ın kızı veya Meymune veya Cevriye, bunlar aslında siyasi evliliklerdir. Ve bunlara da himaye diyebilirsiniz ama himaye değildir kesinlikle. Buradan Zeynep binti Huzeyme ile ve Ümmü Seleme ve Meymune'nin himaye nitelikli evlilik olduğunu, Meymune diyebildim, Ümmü Habibe'nin himaye niteliği evliliği olduğunu söyleyebilirsiniz ki birazdan onu açacağım. Şimdi mesela bu bağlamda siyasi nitelikteki evlilikler arasında Reyhane ve şeyi de katabiliriz, Safiye'yi de katabiliriz ama Reyhane nedense hep cariye gözükmüştür. Keza Cevriye de bu bağlamda şeydir, yani savaş esiridir. Cevriye, Safiye ve Reyhane, bunlar savaş eseridir. Reyhane ile Safiye de aynı zamanda Yahudi kökenlidir. Dolayısıyla da bu evliliklere baktığımız zaman az önce de belirttiğim gibi Ümmü Seleme, Zeynep binti Huzeyme ve Ümmü Habibe her ne kadar himaye niteliği olan evlilikler olsa da daha çok siyasi yönü ağır basan evliliktir. Üstelik de mesela Ümmü Habibe'yi biz himaye evliliği diyoruz ama kadın Hazreti Peygamber'i de ilk başta kabul etmiyor. Bakınız, himayeden söz ediyoruz. Hamilelik ihtiyacı olsa zaten Ümmü Habibe hemen kabul ederdi. Dolayısıyla da bu bağlamda en önemli kriterlerden birisi Ümmü Habibe'dir. Zeynep binti Huzeyme'nin söyleyebilirsiniz belki bu anlamda. Ama mesela Ümmü Habibe Habeşistan'da kalmıştı, yaban ellerde. Dolayısıyla da Ebu Sufyan'la da dostluk kurmak istiyordur Hazreti Peygamber ve bu nedenle yaptığı evliliktir. Bu itibarla da daha çok şeydir, siyasi nitelikli evliliklerdir ve hem bir taraftan akrabalık bağı kurmak hem de Hazreti Muhammed güçlenince onunla akraba olmak için bir takım evliliklerin yolu açılmıştır. Ama bunlar genelde himaye evliliği. Bu itibarla da yani Ümmü Habibe, Ümmü Seleme ve Zeynep binti Huzeyme'nin hadi bir yönüyle himaye evlilikler olduğunu söyleyelim. Ama mesela bakınız, Ümmü Seleme çocuklarıyla beraber ortada kalmıştı. Bu nedenle evlenmiştir. O yüzden himaye deniliyor ama az önce de dediğim gibi Ümmü Habibe ilk başta Resulullah'ın teklifini kabul de etmiyor. Kaldı ki ondan önce Ebu Bekir Ömer de ona teklif götürmüştü. Onları da kabul etmemişti. Hatta biraz da böyle ısrar üzerine Hazreti Peygamber'le evlenecektir. Bu böyle. Ümmü Habibe nedir hocam? Habeşistan'da kocası ölmüştü ve orada sahipsiz kalmıştı. Bu kadın Ebu Sufyan'ın kızıdır. Bu kadın Mekke'ye dönmesi durumunda belki de ciddi bir direnç kırılması olur ve örnek olurdu. Hazreti Peygamber uyanık insandır. Dikkat edin, bu evlilik Hendek Savaşı'ndan sonra gerçekleşecektir. Zaten Hendek Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber Mekke ile yakınlaşmanın yollarını aramıştır. Ebu Sufyan'la zaten bir altyapı oluşmuştur. Nitekim onlara yardım göndermiştir. Bu arada kızının kocasının öldüğünü duyunca
Habeşistan'a yardım gönderiyor ve diyor ki eğer dilersen seninle evlenebilirim de. Ümmü Habibe de bundan son derece mutlu oluyor, onura oluyor ve kabul ediyor. Böylece evleniyor Hazreti Peygamber ve Ebu Sufyan'la başlayan samimi diyalog akrabalığı. Zaten akrabadırlar ama daha sıkı akrabalığa dönüşüyor ve nitekim de Ebu Sufyan bu evlilikten son derece mutludur. Bakınız böylece işte Ebu Sufyan Peygamberimizin kayınpederi olduğu için de Mekke'nin fethinde Resulullah yola çıktığı zaman yolda karşılıyor ve teslim bayrağını çekiyor. Savaşsız Mekke'ye giriyor. İşte mesela bu bağlamda baktığımız zaman yani Ümmü Habibe evliliği daha çok siyasi evliliktir. Keza aynı şekilde Meymune ile evlilik. Meymune Abbas'ın baldızıdır, amcası Abbas'ın. Şimdi Ebu Sufyan'ın kızıyla evlendi. Dolayısıyla da böyle bir akrabalık bağı kurdu. Dikkat edin, bundan önce Ümmü Seleme ile evlendi. Ümmü Seleme kimdir hocam? Benu Mahsum'dandır. Benu Mahsum kimdir? Mekke'nin en güçlü kabilelerinden birisidir. Yani Hazreti Peygamber Mekke'de bulunduğu süre içerisinde veya Medine'ye hicret ettiği dönemde Mekke'nin iki ciddi kabilesi vardır. Birisi Benu Mahsum, birisi Benu Ümeyye. Benu Ümeyye aynı zamanda Benu Haşim'in kardeş kabilesidir. Önce Ümmü Seleme ile evleniyor, Benu Mahsum'la akrabalık ilişkisi kuruyor. Dikkat edin buna. Sonra Ebu Sufyan'ın kızıyla evleniyor. Benu Ümeyye ile akrabalığı güçlendiriyor. Sonra amcası Abbas'ın baldızıyla evleniyor ve amcası da ona hep mesafeliydi ve böylece onunla da zemini sıkı tutmaya çalışıyor. Nitekim de amca Abbas da teslim bayrağını çekecektir ve Ebu Sufyan'ın ardından Mekke'ye doğru Resulullah yola çıktığı zaman Ebu Sufyan'ın gelip peygambere tabi olduğunu, bağlılık bildirdiğini görünce o da apar topar gelecek treni kaçırmamak için ve o da boyun bükecektir. Dolayısıyla da bu evlilikler büyük oranda siyasi niteliklidir. Bunu da belirtmiş olayım. En burada şey evlilik Zeynep binti Huzeyme'dir. Bu itibarla bir kısmını hadi manevi veya işte himaye yönü de olsa dediğimiz gibi bunlara yardım da edebilirdi. Sonuç itibariyle bu geleneksel kabullerde veya geleneksel yorumlarda iddia edilen bu himaye evliliğinin tepeden tırnağa içinin boş olduğunu görüyoruz. Bir başka evlilik çok daha ilginçti. Mesela Zeynep binti Cahş'la evlilik. Size diyebilirim ki aslında en böyle şey evlilik budur. Yani olması gereken evlilik. Bu belki size çok garip gelebilir ama benim Zeynep'le ilgili videomu dinlerseniz bana hak verirsiniz. Zira burada Hazreti Peygamber Zeynep'i istemediği bir evliliğe bir anlamda zorluyor. Dolayısıyla da bu zoraki evlilikte yürümeyince Zeynep'i o duruma düşürünce Hazreti Peygamber ciddi ölçüde bunda rahatsız oluyor. Çünkü kendi müsebbip oldu ve bu evliliği ve Zeynep'in konumunu bir şekilde telafi etmesi gerekiyordu. Ve bu aslında bu yönüyle vicdani bir evliliktir. Ben size söyleyeyim. Kim ne derse desin umurumda da değil. Ama ben hiçbir zaman duygusal bakmıyorum. Bir insan olarak baktığımız zaman Hazreti Peygamber bir anlamda onca baskıyı da göze alarak mecbur kaldığı evliliklerden birisi olmuştur bu. Zira Zeynep'in beğenmediği kocası tarafından boşanması, köleyi beğenmiyordu. Kölenin boşadığı kadın konumuna düştü. Siz böyle bir kadının konumunu düşünün. Benim ne demek istediğimi anlarsınız. Keza Mariye ile evlilik. Mariye aslında nedir? Hazreti Peygamber'e gönderilen bir hediyedir. Çünkü bu vardı o günkü kültürde. Bu itibarla da bu şekilde yapılan evliliktir. İşte buna mehir ödemediği için de cariye gibi algılanmıştır. Halbuki Peygamberimiz onunla normal aile ilişkisi kurmuştur. Evet, baktığımız zaman evliliklerin ana çerçevesi bu. Üç tanesi savaş esiridir ve bunlarla evlenerek onlarla da bir siyasi amaçlı bağ kurmaya çalışmıştır. Mesela neden Ensar'dan evlenmiyor? Hiç Ensar'dan evlenmemiştir. Çünkü Ensar'la zaten iç içedir de o yüzden. Yani biraz sosyolojiyi anlamak gerekiyor. Biraz siyasal şartları anlamak gerekiyor. Hazreti Peygamber Mekke'de 3 tane muhalifi vardı. Benu Mahsun, Benu Ümeyye ve kendi kabilesi Haşimilerden hala Peygamberimize iman etmeyen amca vardır. Bunlarla bir şekilde yakınlaşmak isteyecektir ve bunu bu yolla sağlamıştır. Veya siyasi evliliklerde de. Evet, Yahudilerde evlilikler hakikaten de tartışılabilecek tarafları vardır. Safiye'nin kocası öldürülüyor, Reyhane'nin kocası öldürülüyor. Bunları insani yönden düşündüğünüz zaman izahı biraz zor olsa da yine bu bağlamda biraz da hakimiyet ve güç gösterisini ele alan nitelikteki evliliklerdir. Nitekim de bu da Araplar tarafından uygulanan bir metottur. Mesela Halid bin Velid'in de bu tarz evlilikleri vardır. Yani yendiği tarafın en önemli figürünün kızıyla evlenilir, karısıyla evlenilir ve ona hakimiyet sağladığını bu şekilde ifade ederlerdi.
Hazreti Peygamber de muhtemelen bu saiki de göz önünde bulundurulmuş olabilir ama bu sadece ihtimal diyorum. Diğer yandan bunların yanında mesela geleneksel kabullerdeki yorumlardan birisi erkek çocuğu istiyormuş da o yüzden çok eşle evlenmişmiş, çok kadınla evlenmişmiş. Hakikaten siz buna inanıyor musunuz? Bak ben gülebildim. Son derece anlamsız. Bazıları vardır hakikaten de yüz kızartıcı, rezilce yaklaşımlar. Efendim neymiş? Dikkat ediniz şu Müslümanların zihin dünyasına sevgili dostlarım. Biraz konu uzayacak ama hareketli bir konudur. Lütfen beni bağışlayın. Mesela Peygamberimizin cinsel gücü nedeniyle aslında Peygamberimiz çok evlenmek zorunda kalmışmış. Bununla ilgili benim Hazreti Peygamber ve Mucize diye kitabım vardır. Bu mevzu orada ele alınmıştır. Hakikaten de yüz kızartıcıdır. Mesela şöyle bir iddia ortaya atılmıştır. Peygamberlere bir erkeğin cinsel gücünün 4 katı verilmiştir. Ama Hazreti Peygamber'e 40 kat verilmiştir. Peygamberlerin de 40 katı verilmiştir. Dolayısıyla da 4 çarpı 4 yapar 1600. Bu itibarla da Hazreti Peygamber'e 1600 erkek gücü verildiği için Hazreti Peygamber bu nedenle 4 kadınla evlenmiştir diye bu hezeyanları dillendirenler de vardır. Kim mi hocam? Açın Müslim'i ki tercüme edilmiştir. Müslim'in şarihi Ahmet Davutoğlu'dur. Başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu'yu anlamayın. Müslim'in şarihinden bahsediyorum. Orada bu detayları görürsünüz. Ve diyor ki Peygamberimizin diyor 10 kadınla iktifa etmesi aslında büyük bir mucizedir diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu meseleyi böyle yorumluyor ve Resulullah'ın cinsel hayatını insanlar kirli ağızlarına pelesenk ediyorlar. Neden? Çünkü Yahudi ve Hristiyanlık, Yahudilik özellikle Hazreti Davud'un işte 700 kadın, 300 de cariye ile evlendiği gibi ilişkisi olduğu gibi iddialar vardır. Onların peygamberi cinsel yönden güçlüyse bizimki de güçlü olmalıdır deyip de bu tarz iddialar bile dillendirilmiş ve bu da çok eşlilik, çok evlilik sebeplerinden birisi olmuştur. Hatta Ahmet Davutoğlu'nun yorumu şöyledir. Batılılar diyor peygamberimize karıcı diyorlar onun ifadesiyle tercüme edilmiş. Karıcı diyorlar. Oysa diyor 10 kadınla iktifa etmesi aslında ne kadar büyük bir mucizedir. Bunca işin arasında 10 kadınla da iktifa ediyor. Ama bak gördüğü kadınla cinsel hayat yaşayabilirdi ama bu onun ne kadar büyük bir mucizesinin olduğunu gösterir. Düşünebiliyor musunuz geldiğimiz noktayı? Diğer yandan mesela bir de 4 eş sınırı meselesi vardır ama böyle bir sınırlamanın olmadığını söyledim. Bu 4 meselesi farklı bir konudur. Bu konuyla ilgili zannediyorum bir de videom vardır. Eğer olursa oradan bakabilirsiniz. Dolayısıyla da geleneksel yorumlarda dile getirilen iddialar bunlardır. Şimdi biraz konuyu toparlayalım. Bir de eleştiren yönden bakalım. Çünkü konu çok uzayacak ve sonunda da ne söylemek istediğimi izah etmeye çalışacağım. Eleştirel görüş de şu. Hazreti Hatice ile bastırılmış duygularını telafi etmek için Hazreti Muhammed evlenmek istemişmiş. O yüzden çok eşlilik yapmışmış. Ve bu yüzden genç kızlar almışmış. Ya insanın biraz aklı olur, biraz da vicdanı olur. Allah aşkına ya bunu söylerken hakikaten siz bir şey bildiğiniz için mi söylüyorsunuz ya? Nesiniz Allah aşkına? Ya ben dincilerden bıktım. Bunların dine, Hazreti Peygamber'e attıkları iftiraları temizleye yani işçi kardeşlerime, belediyedeki bu temizlikçi kardeşlerime, temizlik işçisi kardeşlerime saygıyla anıyorum. Çok büyük kutsal görev yapıyorlar ama adeta bunların çöpçüsü ben oldum. Bunları temizlemeye çalışıyorum. Bir de siz eklendiniz ya. Kalkmış efendim neymiş? Hazreti Hatice ile bastırılmış duyguları varmış. Niye? Hatice ile yaşlı evlenmişmiş. Bir kere Hazreti Hatice ile 40 yaşında evlenmedi. Bu bir. Hazreti Hatice peygamberimizden takriben 2 veya 3 yaş büyüktür. Nitekim de bizzat peygamberimizin ağzından Hatice benden 2 yaş büyüktü dediği rivayeti vardır. 28 yaşında olduğuna dair rivayet vardır. Keza 33 yaşında olduğuna dair rivayet vardır. 40 yaş hikayesi bir kere doğurganlık özellikleri açısından da bakarsanız 40'ından sonra bir kadın 6 tane çocuk zaten doğurması epey olabilir. Teorik olarak olabilirse de biraz zor iş. O yüzden buradan size ekmek çıkmaz. Bunu geçin. Madem öyle genç kızlarla evlenmek istiyormuş. İyi ya bak Hatice de ölmüştü. Havle de ona dul istiyorsan Ayşe'yi, bekar istiyorsan dul istiyorsan Sevde'yi, bekar istiyorsan, evlenmemiş istiyorsan da Ayşe'yi öneririm sana diyor. Niçin o zaman gidip de Ayşe ile evlenmedi veya bir başka genç kızla evlenmedi de 50 yaşında Sevde ile evlendi?
Hiç aklınız yok mu sizin? Yani dinciler rivayetlere böyle rivayet esiri bakarlar. Siz de bunlara düşüyorsunuz böyle hani mal bulmuş mağribi gibi. İkiniz de iki tarafta aslında bu konuda son derece ön yargılı, son derece de böyle düşmanca bir tutumla meseleye baktığını gösteriyor. Veya mesleğiniz değildir, yapmayın bu işi kardeşim. Yani kendi kendinize bir takım hayaller kuruyorsunuz. Bazen de ben de bunlara eleştiriler getiriyorum. Ondan sonra bana falanın videosunu dinle, filanın çalışmasını izle. Hiçbir metodolojisi olmayan, hiçbir derinliği olmayan insanlara kalkmışlar bana. Yani tavsiye ediyorlar birileri bunların peşine kananlar da. Onlara da tavsiyem siz devam edin. Ben yani benim karnım tok bu konuda bunu söyleyebilirim. O yüzden de 50 yaşında Sevde ile Hatice'den sonra evlendiğini dikkate alırsanız benim ne demek istediğimi veya sizin iddianızın ne kadar içinin boş olduğunu anlarsınız. Bir başka iddia eleştiren iddialar arasında efendim genç kadınlarla evlenip onları ortada bırakmışmış. Halbuki Hazreti Peygamber boşama yolunu da göstermişti. Hiçbir tanesi de boşanmıyor. Mesela Cevriye ile evleniyor, savaş esiridir. Babası geldiği zaman almak için gidebilirsin diyor, gitmiyor. Yani bir şey söylüyorsunuz ama içini dolduramıyorsunuz. O yüzden yani komik olmayın. Nitekim de ayetlere bile yansımıştır. İsterseniz sizi güzellikle salıvereyim demiştir. Hiçbir eşi de kabul etmemiştir. Hatta boşamak istediği eşleri olmuştur. Hafsa gözyaşlarına boğulmuştur. Babası koşmuş gitmiştir yanına. Aman beni boşayacak diye ödü patlamıştır. Ne haber? Yani anlatıyorsunuz güya bir şeyler de sanki bir şey bildiğinizden. En azından biraz gidin araştırın. Siz de ondan sonra ortaya çıkın. Safiye ile 17 yaşında evlenmiş diye bir bilgi var. Baksana Safiye ile genç yaşta evlenmiş. Bunları ortada bırakmışmış. Efendim Safiye ile 17 yaşında, bak ondan önce peygamberimizin 3. eşi olduğu söylenir. Bakınız Yahudilerde de küçük eşlik varmış. Ve bu bağlamda baktığınız zaman eşler aslında peygamberin eşi olmayı tercih etmiştir. Mesela Sevde'yi boşamak istediği, onun da ya Resulallah ahirette ben senin eşin olarak anılmak istiyorum dediği ve bu şekilde devam ettiği de var. Kaldı ki bu eşleri boşama veya yanında kalma konusunda muhayyer bıraktığı zaman hepsi senin kararına saygılıyız dediği zaman Hazreti Peygamber'in Ayşe, Hafsa, ondan sonra Ümmü Seleme ve Zeynep'le aile ilişkisini devam ettirdiğine dair de bilgiler vardır. Diğerleri sadece yanında kalmak istemişlerdir. Çöktü mü sizin iddianız? O yüzden hani biraz gidin, eğer çok merak ediyorsanız benim Vahyin Gölgesinde Siyer'in 12. cildi tamamen bu konuları da ele alır. Biraz bakın orada, belki faydamız da dokunur bu anlamda. Efendim, şehvet düşkünlüğü için Hazreti Muhammed çok eşlilik yapmışmış. Siz buna inanıyor musunuz gerçekten de? Yani bu iddiayı ortaya atanlar 55'inden sonra bir erkeğin bu kadar kadınla cinsel hayat için evlenebileceğine hakikaten inanıyor musunuz? İnanıyorsanız pes diyeceğim ben size, başka bir şey demem. Yani vefat ettiği zaman 10 tane eşi var. Bir eşiyle bir akşam beraber olduğu zaman bir daha 10 gün sonra onunla beraber olacak. Yani bu kadar eşle acaba cinsel hayat için mi bir insan beraber olabilir? Yani biraz dikkatli olmak gerekiyor. O zaman şöyle söyleyelim. Yani bunlar lehte ve aleyhteki evliliğe karşı yaklaşımlarda. Peki o değil, bu değil. Nedir hocam bu evlilikler? Siz ne söylüyorsunuz? Şimdi ona gelelim. Yani video uzayacak bildiğim için bir takım konuları atlıyorum. Bu evlilikler sevgili dostlarım kesinlikle dinle izah edilemez. Zaten din çıkmaz evliliklerden. Ben böyle derim zaman zaman. Bu evliliklerden din çıkaramazsınız. Bu evliliklerden örnek çıkaramazsınız. Neden? Çünkü bunlar örfle alakalı bir şeydir. Bunlar o Arap kültüründe var olan uygulamadır. Nitekim de Hazreti Muhammed'in çağdaşlarından hiçbirisi bu adam çok kadınla evlenmiş diye eleştirmemişlerdir bunu. Niye? Çünkü böyle bir gündemleri yok ki. Bu bizim gündemimiz olmuş güya. Bugünün gündemi olmuş. Bazı iddialarda Yahudilerin eğer çok kadın bu peygamber olsaydı çok kadınla evlenmezdi. Bu peygamber değil kraldır demişlerdir. Davud'u da onlar kral olarak addederler ya. Hani onun 1000 tane karısı vardı falan, telakkileri vardı. Bu işte Muhammed de aslında nebi değil, bu kraldır. O yüzden eğer nebi olsaydı çok kadınla evlenmezdi şeklinde bir iddialarından söz edilir. Ama ne derece doğru yanlış, yalnız şu bir gerçek. Hazreti Peygamber'in en muhalifleri bile onun evliliklerini, çok eşliliklerini hiç eleştirmemişlerdir. Çünkü örfte vardır bu. Sadece örfe aykırı geldiği için Zeynep'le olan evliliğini eleştirmişlerdir. Ona da Kur'an açıklama getiriyordu.
Dolayısıyla da bu evlilikler örftür. O sosyolojiyle alakalıdır. Bir başka bir şey vardır. Araplar zengin ve soylu birisiyle akrabalık kurmayı isterler, severler. Bu itibarla da Hazreti Peygamber'le akrabalık kurmak için de bir takım evlilikler yapılmıştır. Hatta ben size söyleyeyim, Ömer'in ve Hazreti Ebu Bekir'in kızlarını Hazreti Peygamber'e vermelerinin arka planında da bunu görürsünüz. Nitekim Medine'ye geldiği zaman Hazreti Peygamber'in Ayşe ile evlenme gibi bir gündemi yoktu. Hazreti Ebu Bekir bakıyor ki Ayşe geldi ama Peygamber hiç kıpırdamıyor. Diyor ki eşinle evlenmeyecek misin? Hani Medine'de konuşulmuştu, ne düşünüyorsun? Hatta Peygamber maddi şeyi gündeme getirecek. İddialara göre Ebu Bekir Peygamber'e yani yardım edecek, hatta kendi evinde gerdeğe girdiğine dair de iddialar vardır. Dolayısıyla da sosyolojiyi bilmeden ortaya konuşuyorsunuz. Karın gurultusuyla birileri bir şey söylüyor. Birileri de romantik yorumlarla güya Peygamberimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evlilikleri, hane-i saadetleri falan başlıyorlar böyle güzelleme çekmeye. Bu tüpedüz örfle alakalı bir şeydir. Bunun en güzel sağlamasını o dönemde Peygamberimize yönelik itirazlardan anlarsınız. Ama bu konuda hiçbir itiraz gelmemiştir. Bunu görürsünüz. Dediğimiz gibi güçlü yani kabile reisi veya güçlü erkekle evlenmek soy bakımından çok önemlidir. Nitekim de işte Ebu Sufyan senin kızın Muhammed'le evlendi dediği zaman o artık diyor burnuna gem vurulmayacak birisidir. O artık reddedilemeyecek birisidir diyecektir. Nitekim de işte Mekke'nin fethinden sonra gelenler habire Hazreti Peygamber'e kendi kabilesinden, kendi kızlarından, kendi ailelerinden birisiyle evlenmesini isteyeceklerdir. Zaten sayının çok artmasının sebebi de artırılmasını veya çok kadınla adının alınmasının sebebi budur. Bunu ayrı bir konuda ele alırım inşallah. Bu itibarla da nitekim de kadınlar bile Resulullah'ı gördüğü yerde ya Resulallah benimle evlen, mehir falan istemiyorum. İşte bunlar da kendini peygambere arz eden kadınlar sınıfından sayılacaklardır. Dolayısıyla da bu örftür, o sosyolojiyle alakalıdır. Din burada meselenin hukuku boyutuyla ilgilenir ve bunları da bu boyutuyla değerlendirmek gerekir Hazreti Peygamber'in evliliklerini. Buradan din çıkarmaya çalışırsanız bir başka örfte bunu izah etmeniz mümkün değildir. Keza küçük yaş evliliğinde olduğu gibi. Bunlar çok evlilik üstelik de dinin de gereği değildir. Din isterseniz size tek eşliliği esas alır. Bu itibarla da şimdi biliyorum videonun altına yorumlar gelir. Hocam o zaman madem örnekti niçin çok eşlendi vesaire çok eşli evlendi niye bu tarafı? Ya kardeşim ben niyet okuyucusu değilim. O dönemdeki fotoğrafı çekmeye çalışıyorum. Çok merak ediyorsanız yani artık öldüğümüz zaman inancımıza göre ahirette sorarsınız. Yani istiyorsunuz ki her şeyi böyle kafamda bütün soru işaretleri aklansın ve tertemiz bir şekilde ben inanayım. Öyle olursa zaten herkes inanıyor kardeşim. O yüzden tarihi, kültürü, dini, sosyolojiyi yani geleneği tanımadan, farklı kültürleri tanımadan bu meseleler üzerinde ahkam kesmek sadece havanda su dövmeye benzer. O yüzden de benim de farkım zaten birilerinden bu yönüyle ayrılıyorum. Olanı olduğu gibi aynı zamanda bir mümin, bir Müslüman hassasiyetiyle de sevgili peygamberimiz hakkında asla kata, annelerimiz olan eşleri hakkında asla kata olumsuz bir şey söylemem. Böyle anlaşılırsa bundan son derece üzülürüm. Ben sadece tabloyu gözler önüne sermeye çalışıyorum. Çıkan tablo budur. Nasip olursa bundan sonra da peygamberimizin yani bu mevcut evliliklerinin haricinde evlendiği veya bu anlamda isminin anıldığı bir takım kadınlar vardır. Veya neden çok kadınla isminin anıldığı meselesini ele alacağım. Şimdilik bu kadar. Biraz bu son videolar uzun oldu. Lütfen bağışlayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.